Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Leqad câet rusulü rabbina bilhakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ şefî'i. Sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala şefi'i. Sa'udu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû istecîbû ilallâhi velirrasûli izâ da'âkum limâ yuhyîkum. Sadakallâhu'l-azîm. Ve kâlen-nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu'istu li'utemmime mekârimel ahlâki. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl evkemâ kâl ennebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerimiz, bahtiyar Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem evsâf-ı şeriflerinden başlattığımız Şemail-i Şerif dersimize devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismi şerifleri anılırken mutlaka salavat-ı şerife getirmeliyiz. Bu sohbeti, bu vaazı dinleyen kardeşlerimizden bilhusus rica ediyorum. Lütfen salavat-ı şerifeyi çokça getirelim, salatu selam edelim inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat-ı şerife getirmek çok yüce derecelere, makamlara insanı ulaştırır, kavuşturur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, sizden biriniz dua ettiği vakitte duasıyla gök seması arasında, çünkü dua gökyüzüne yükselir, böylece kabul makamına varana kadar yükselir. Ancak gök semasını geçmesi için bana salavat-ı şerife getirmeniz lazımdır. Çünkü gök semasıyla duanız arasında bir perde vardır. Ve bana salavat-ı şerife getirmediğiniz müddetçe o aradaki perde kalkmaz. Ve perde kalkmayınca sen ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbena, Rabbena dua edersin de duan göğe yükselmediğinden sanırsın ki duan kabul olmadı. Oysa Cenab-ı Hak duanı kabul edecek ama bir arada bir As-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah desen, Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed desen, duan tamam. Hemen semaya yükselecek, kabul makamına erişecek. Bütün ibadetlerimiz de böyle kardeşlerim. Abdest alırken, namaz kılarken, namazda efendim bir kimse tekbir aldıktan sonra kıraata başlamadan ne yapıyor? Sübhaneke'yi okuyor. Sonra salavat-ı şerife getiriyor. Eûzü besmele çekip Fatiha-i Şerife'ye giriyor. Ve son oturuşta tahiyyattan sonra salli barik okuyoruz. İşte her ibadetimizde salavat-ı şerife getirmemiz Allah-u Teala tarafından emredilmiştir. Getirmeyenin peygamberimiz buyuruyor ki bana salavat-ı şerife getirmeden ibadet edenlerin Allah-u Teala hiçbir ibadetini, taatını, kulluğunu kabul etmez. Açık ve net. Efendimizin beyanı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için salavat-ı şerife çok mühimdir. Zatın birisi Allah dostlarından, kim o? Abdullah bin Mübarek Hazretleri radıyallahu teala. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Baktı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet mazharına, şefkat mazharına nail olmuş bir günahkar kimse. Efendimizin rahmet elinden tutmuş, cennete gidiyor. Merak etti, dayanamadı. Dedi ki, ya Resulallah, biz bu adamı dünyadayken, efendim, işte yöneticilerin etrafında görürdük, onlara efendim dal kavukluk ederdi filan.
Yani bunlar büyük günahlardır. Büyük günahlardandır. Dal kavukluk etmek büyük günahtır. Yani yaranmak için efendim devlet ricalinin, işte belediye başkanlarının, valilerin, bakanların yanında boy göstermek efendim dinimizce dal kavukluk sayılmıştır Müslümanlar. Biz dua ederiz. Devletimize, büyüklerimize dua ederiz. Allah-u Teala ehl-i sünnet vel cemaat üzere isabetli kararlar almaya muvaffak eylesin. Afat-ı semaviyeden ve araziyeden muhafaza eylesin. Ondan sonra başka işe karışmayız, girmeyiz. Şimdi işte bu böyle büyük günahkar iken ne oldu da şimdi sizin rahmet elinize, iltifatınıza mazhar olmuş ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki o çok günahkardı. Lakin her gece uyumadan bana 1000 defa salavat-ı şerife getirirdi de öyle uyurdu. Buyurdular. Şimdi Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmeden uyumayanın hali buysa, bir de kardeşlerim düşünün, her an salavat-ı şerifelerle yaşasak, bütün ibadetlerimizde salavat-ı şerifeler getirsek, ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katında makbul bir kul olacağımızı siz anlayın inşallah. Şimdi 4. baba geldik kardeşlerim. Bab-ı Mâcâfî Taraccülü Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin taraccülleri babı. Taraccül nedir? Türkçe karşılığı saç ve sakal bakımıdır. Kişinin saç ve sakalına bakım yapmasına taraccül denilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakal bakımı yapmış mıdır? Elbette ki fil hakika yapmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç sakal bakımı yaptıkları gibi cemaatine de ashabına da radıyallahu anhum ecmaîn haziratına bakımlı olmayı emretmişlerdir. Tavsiye etmişlerdir. Bazı kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela göze hitap etmeyecek şekilde üstü başı dağınık olan bir kimseye, ya bu adama ne oluyor? Üstünü başını düzeltecek bir şey bulamadı mı kendinde, bir mecal, bir takat da böyle üstü başı perişan geziyor diye onu efendim memnuniyetsizliklerini belirtirlerdi o kişiye karşı olur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçı başı dağınık görünen kimse mi, saçını tarayamadın da mı efendim böyle saçı başı dağınık geziyorsun diye, yani bir nebze onlara serzenişte bulunurlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendileri de saç ve sakallarına her daim bakım yaparlardı. Şimdi o konuyla alakalı nasıl, ne şekilde Efendimiz hangi yollara başvururlardı, bunları öğreneceğiz. Ana Ayşe'te radıyallahu teala an validemizden anha balet küntü urancilu ra'se Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ene haidun. Ben diyor Hazreti Ayşe annemiz haizli olduğum halde, hayız halindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saç şeriflerini taradım diyor. Burada tabi iki şey anlıyoruz. Bir, hanım efendisinin saçını tarayabilir. Hem bu sünnet olur. İkincisi, bizim dinimizde, bizim şeriatımızda hayızlı bir kadını sofradan uzaklaştırmak, evden kovmak, ne bileyim efendim ona dokunmamak filan diye bir şey yoktur. Sadece hayızlı olan kadınla cinsi münasebet olmaz. Hayızlı olan bir kadından namaz düşer, oruç düşer. Efendim, dolayısıyla namazın kazası olmaz. Sonra namazını kaza etmez. Hayızlıyken kılmadıklarını nasıl yetiştirecek? Evine mi bakacak, çocuğuna mı bakacak? Bak, Allah-u Teala'nın rahmeti. Kendiyle mi ilgilenecek, efendisiyle mi ilgilenecek? Yoksa bir daha kılmadığı 10 gün işte diyoruz. En fazlası 10 gün hayızın. 10 günlük şeyi mi, namazı mı kaza edecek? Ama oruçta öyle değil kardeşlerim. Hayızlıyken oruç tutmasa da bir hanımefendi hayızı bittikten sonra oruçlarını kaza eder. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kıraati. Nasıl cenabet bir kimsenin Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi haramsa, büyük günahsa, aynı şekilde hayızlı bir hanımefendinin de Kur'an-ı Kerim tilaveti yapması haramdır, büyük günahtır. Ancak Yahudilerde şöyle bir adet vardır. Kadın hayız oldun mu ona böyle bir gezen necaset gözüyle bakarlar. Efendim sofralarına oturtmazlar, yemeklerine el değdirtmezler,
Ne bileyim, aynı yatakta uyumazlar. Oysa Hazreti Hafsa annemiz veya Hazreti Meymune annemiz, validemiz radıyallahu anh ne olacak? Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hayızlıyken aynı yatakta uzanıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sarıldığı halde uyudum diyor. Bak, hanımına sarılmakta bir şey yok. Yani hayızlı olduğu halde. Öyle yataktan atmak, kovmak bilmem ne. Bunlar bizim şeriatımızda olmayan şeyler. Peki ne anladık burada? Hanımın erkeğin saçını taraması da sünnettir. Tamam? Var mı şimdi öyle hanımlar, kaldı mı? Vardır elbette. Sen nasıl adamsan hanımın öyle hanım olur. Yani demiş ki iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksın. An Enes İbni Malik'in kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru dehne râsihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Enes radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Mübarek şeriflerini çokça yağlar idiler. Yağ sürerlerdi yani. Ve tesrihal lihyeti ve mübarek efendim sakalı şeriflerini taramak suretiyle bakım yaparlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yağ sürdükten sonra sarıkları yağlanmasın diye onu ne yaparlardı? Bir tülbent. Sarıklarının altına bir tülbent koyarlardı. Tülbentleri de hatta kenne sevbu sevbu zeyyatin, yani yüksirül kına, çok yağlanırdı. Ne o? Efendim sürdükleri o yağdan sonra üzerine tülbent koyuyorlar. Tülbentten sonra mübarek takkelerini, sarıklarını takıyorlar. Diyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in o başlarına koydukları tülbent öyle olurdu ki artık o sanki yağcının bezi gibi olurdu. Yani çünkü biliyorsunuz bir zaman sonra yağ deye deye artık yıkasanız da o sarımtırak hal, yani yağ lekesi bezden çıkmıyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alelade bir yağ mı kullanmıştır? Ne bileyim, argan yağı mı, ceviz yağı mı, ayçiçeği mi, ne kullanmış? Hayır efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halis mulis zeytinyağı kullanmışlardır. Zeytinyağıyla mübarek saçlarını ve sakallarını ve dahi vücutlarını efendim yağlar ediler. Bunu yapmak da sünnettir. Akşamdan sürersin yağ güzelce sakalına, saçın uzunsa saçına, değilse başına, yüzüne, sabah onu güzelce yıkarsın. Yağlı, pasaklı pasaklı insanların içine çıkmazsın. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Allah-u Teala her kime saç verdiyse ona ikram etsin. Fel yukrimhu. Saçına ikram etmek ne demek? Sakalına ikram. Zaten kime sakal verdiyse demiyor. Niye? E çünkü sakalı bırakmak her Müslümana farz derecesindedir. Yani vacip derecesinde, farz derecesindedir. Niye? E hocam hani sakalı bırakmak sünnetti, biz bugüne kadar sünnet diye duyduk filan. Ya mübarek, bir şeyin kazınması haramsa, bak şimdi sakalını kazımak haram. Niye? Çünkü müste. Müste ne demek? Uzuv ya, uzuv. Kolunu kesmek, parmağını koparmak, ne bileyim burnunu kesmek, kulağını kesmek nasıl haramsa, efendim, dolayısıyla bir kimsenin sakalını kökten kazıması da aynı şekilde haramdır. E şimdi karşılığı haram olanın yapılması da vacip olması lazım. Dolayısıyla bir kimsenin yüzünde görünecek kadar, Müslümanlar bakın bunu birçok kardeşimiz bilmiyor. Maalesef bilmiyor. Adama diyorum ki ya bak, dört mezhebe göre sakalı kazımak haram. Sen niye sakalını kazıyorsun? Diyor ki efendim biz hiç duymadık bunu, bilmedik. Duymadın mı kardeşim? Ben şimdi sana duyuruyorum, söylüyorum. Efendimiz buyuruyor. Haliful müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Veffirul liha vahvu şevarib. Sakallarınızı koy verin. Bıyıklarınızı kısaltın. Bak gördün mü? Emir var burada. Hangi emir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş? Zaten Allah-u Teala tarafından verilenler farzdır. Peygamber Zişan tarafından emir verildiyse sallallahu aleyhi ve sellem o da farzdır. Dolayısıyla her Müslümanın yüzünde görünecek kadar sakal bırakması kendisine vacip olur, farz olur. Onu kazıması haram olduğu için. Ama benim kadar bıraksan, yani bir tutam şöyle, bir tutam sünnettir yani. Bu her taraftan bir tutam olacak. Tuttun mu böyle bir tutam gelecek. Bu nedir abi? Bu sünnettir.
bu sünnetin de ayrı sevabı vardır. Ama vacip gereklidir. Mecbursun yani. Vacibi yapmaya mecbursun. Yapmazsan ne olur? Günahkar olursun. Daha ne olur? Kadına benzemiş olursun. Sakalı kesmenin haramlığı neden geliyor? Efendim kadına benzemekten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına benzeyen erkeği, erkeğe benzeyen kadını lanetlemedi mi? Hepiniz dersiniz ki evet hocam lanetlidir. Şu kadınlar ki erkeklere benziyor. Yazıklar olsun onlara filan. Kadına benzeyen erkeğe yazıklar olsun, lanet olsun dersin. Ama bir de bakarım sakalını kazırsın. Bu ne lahana ne periş turşusu demiş yani mübarek. Yani kendinle çelişiyorsun. Sen bunları lanetliyorsun ama kendin de sakalını kazıyorsun. Sakal erkeğin müstesidir. Mesela diyelim nasıl ki kadında saç olması elzemse saçını sıfıra kazıyan benim gibi böyle kazıtan bir kadın düşünün. Ya bu kadının talibi çıkmaz. Bu kadın evde kalır muhtemelen. Eğer kendi gibi manyak birisi çıkmazsa. Çünkü Efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem herkes kendi tabiatına göre birini bulur. Çünkü Cenab-ı Hak tabiatına göre bir kadın ve bir erkek olarak sizi yaratmıştır buyuruyor. Tabi ataysa atayist bulur, deyse deyzi bulur. Yani her tabiata uygun bir kadın bir erkek olduğu için birbirini bulmaları da muhtemel olur. Lakin normal şartlarda yani akıllı adamın, ferasetli, basiretli adamın bir saçı kazınmış erkeği kadını, saçı kazınmış. Ayrıca bir şey daha katalım ona. Yüzünde de sakallar çıkmış diyelim. Kadının yüzünde şu bakıyorsun sakal var ya. Bıyık çıkmış. Hani hormon bozukluğu falan diyorlar ya. Öyleleri var. Bunu kim kadınlığa alır cemaat-i müslümin? Hocam ne diyorsun ya filan. Kadının tüysüzü makbul. Kadının tüysüzü makbul de erkeğin efendim nesi makbul? Erkeğin de tüylüsü makbul. Kıllısı makbul. Sakalın olacak sakalın. Nasıl sana erkeğe benzeyen kadını istemiyorsun? İstemezsin. Bu doğal normal bir şey. Ha ben bu kadınların da aklına şaşarım. Niye? Karıya benzeyen adamlar nasıl istiyor, evleniyor? Ben de onu anlamıyorum yani. Hatta bazısı diyormuş ki sakal bırakmayacaksın diyormuş. Ben sakal filan istemem. Efendim yüzün diyelim yüzün parlak olacak filan diyormuş. Ya ne demek yüzün parlak olacak? Bakın size bir efendim kaide söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Şayet Allah-u Teala'ya isyan hususunda bir mahluk sizi kendine davet ederse ona itaat edilmez. Bu külli kaidedir. Allah-u Teala'nın emri var değil mi? Bir de ana babanın emri var. Bak ana babana isyan etmeyeceksin. Ama Allah-u Teala'nın emrini önceliğe alacaksın. Anne baban yapma derse bile. Şimdi anne babanın yap dediğini yapmıyorsun. Niye? Allah-u Teala emretti diye. Allah-u Teala'ya öncelik vereceğiz ya. Peki hanımının dediğini nasıl yapıyorsun Allah-u Teala sana? Yapma dediği halde, kazıma dediği halde sakalını. Karı kazı dedi hocam, kazımak zorundayım. Yoksa hanımla ters düşeriz. Bana bak, hanımın sana o kadar sigarayı bırak diyor. Bırakıyor musun? Şu telefonu elinde bu kadar tutma. Aşağı yukarı gidip gelme. Şu oyunları bırak diyor sana. Bırakıyor musun? Bırakmıyorsun. Onları bırakmıyorsun da peki sakalı niye terk ediyorsun? Asıl sakalı bırakacaksın. Onları da terk edeceksin. Ya Rabbi bizi bu hususta çok efendim duyarlı, ince anlayışlı, şuurlu Müslüman eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam tabi olabilmeyi bizlere nasip-i müesser eyle. Şimdi kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek saçlarına ve sakallarına bakım yaptığını gördük. Zaten başlıca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında bulundurdukları bir takım efendim eşyaları vardı. Mesela bunlardan bir tanesi tarak. Mutlaka Efendimizin yanlarında cemb-i şeriflerinde bulunurdu. İkincisi ayna. Efendimiz aynaya bakardı, saçını sakalını düzeltirdi. Öyle tarardılar. Onun için biz de inşallah mümkün mertebe aynamız olsun, tarağımız olsun. Üçüncüsü misvak. Es-sivâku madharatun lilfemi ve rızar rabbi. Bak, görüyor musun? Misvak ağzı temizliyor. Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazandırıyor. Hatta Peygamber Efendimiz misvağa o kadar düşkündü ki şimdi tabii çeşitli diş
macunları, diş fırçaları filan çıktı. Misvak böyle biraz rafa kaldırıldı. Öyle olmaması lazım. Çünkü sünnet-i seniyedir. Hatta o diş fırçaların zararı vardır ama misvağın faydası çoktur. Misvak bahsinde göreceğiz onu. Geceliğin diyor Hazreti Ayşe annemiz, Nebi Zişan'ımız sallallahu aleyhi ve sellem uyanırlardı. Ben de uyanır da ağızlarındaki kokuyu gidermek için misvak efendim kullansınlar diye misvaklarını hazırlardım, ucunu açardım, başlarına koyardım uyudukları yere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandıkları zaman mübarek dişlerini, ağızlarını misvakla temizlerlerdi. Uyandıkları zaman derken kalktıkları vakit değil ha, uyku arasında. Onun için mutlaka biz de buna dikkat edelim. Müslüman bir kere tertipli, düzenli, efendim görünüşüyle kendisine bakanların gözüne hitap eden bir kişiliktir, bir karakterdir kardeşlerim. Bir kere Müslüman nazif olacak, yani temiz olacak, hijyenik olacak. Efendim sonra Müslüman temiz kokacak. Sonra efendim Müslüman mutlaka ve mutlaka efendim üstü başı tertipli düzenli olacak. Bakıyorsun adam hiç, yani bu fakirlik bahane değil. Tertipli düzenli olmak için zengin veya fakir ayırt etmeye lüzum yok. Yani bir tarak 1 liraya da var, 2 liraya da var, 100 liraya da var. Sen alırsın 2 liralık tarakla tararsın mübarek sakalını. Mesela Efendimiz buyuruyor, sarımsak ve soğan yiyen bizim meclislerimize gelmesin. Adam bakıyorsun camiye gelmiş, yanında namaz kılıyor, leş gibi sarımsak kokuyor, affedersiniz yani. Soğan kokuyor, ne bileyim, ayağı kokuyor, çorabı kokuyor, olmaz ki. Bazı gidiyorum sohbetlere, bakıyorum şeyler daha çok dolu. Camilerde cemaat yok ama işte ayakkabıyla girilen yerlerde cemaat var. Diyorum ya bu ne hikmet filan. Hocam diyorlar cami olduğu zaman işte ayakkabını çıkar, abdest al filan falan. Ona gelemiyorlar. Buraya hemen ayaküstü giriyorlar. Efendim sohbet dinleyip hadi neyse o hoca meselesi var ya, herkes o hikayeyi anlatır zaten. Ayakkabıyla sokmuş. O yüzden camiye ayakkabıyla mı girilir? Onlar hep Yahudi kıssaları. Yahudi hikayeleri. İnanmayın öyle şeylere. Hani diyor ya, hocanın biri gitmiş bir memlekete de kimse yokmuş camide. Gitmiş kahvede milleti alıştırmış camiye de ayakkabıyla sokmuş camiye. Sonraki gelen imam bakmış cemaat hep ayakkabıyla geliyormuş. Sonra demişler ya o imama gitmiş demiş ya hoca efendi demiş bu nedir ne iştir demiş. Bu milleti camiye ayakkabıyla alıştırdın demiş. O da demiş ki ben ayakkabıyla soktum sen de ayakkabılarını çıkar demiş yani. Ayakkabılarını çıkararak gelmeye alıştır filan demiş. Bu Yahudi kıssasıdır, Yahudi hikayesidir. Böyle şeyler doğru değildir. Bunlara inanmamak lazımdır. Niye? Çünkü cami-i şerif tahir bir yerdir. Mescittir. Allah-u Teala'nın mescididir. Dolayısıyla efendim temiz olmak lazımdır. Ayağını yıkayacaksın, abdesti, ayak yıkama da vardır. Çorabın yeni olacak, temiz olacak. Kokmayacaksın, mis gibi olacaksın. Allah-u Teala Hazretleri her hususta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, malumunuz olduğu üzere ahir zamanda bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyametin küçük alametleri çıkmıştır kardeşlerim. Dolayısıyla emanet kalkmıştır, emniyet kalkmıştır, anne babaya hürmet kalkmıştır, güven kalkmıştır. İnsanlar efendim birbirlerini habire aldatıyorlar. Anne babalarına hakaret, isyan, küfür, dayak, öldürmeye varan vahşice davranışlar sergiliyorlar. Bugünlerde kardeşlerim, imanımızın selametini ve Rabbimizin rızasını ve sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerini umanlar. Sakın ola bu fırkalara uymasınlar. Kimseye kötü komşu, kötü efendim misal olmaz. Dolayısıyla bizler mutlaka örnek alacağımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir ve onun izi izine yolundan ayrılmayan aleyhissalatü vesselam efendim ümmetin ehl-i sünnet vel cemaat alimleridir, şeyhleridir, üstadlarıdır, ulemamızdır. Kitaplarımızda bunlar vardır. İşte hocalar konuşuyor, bizleri hakka hakikate davet ediyor. Dolayısıyla bunları duymadık demeyelim. Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman vücuhu yevmeydin nazira, yüzümüz aydın olsun, parlak olsun, ila rabbihâ nazira,
Allah-u Teala'ya sevinçli, mutlu yüzlerle bakalım, gözlerle bakalım istiyorsak bu emirleri uyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i üsve-i hasene kabul edelim. Çünkü Allah-u Teala öyle buyurmuştur. Üsve-i hasenedir, en güzel örnektir. Artık John'u, konu, ne bileyim, bilmem, Victor'u, şunu bunu örnek almaya lüzum yoktur. Örnek alınacak tek insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bundan başkasına, bundan başkaları gibi saç baş üst baş giyinenler hep hüsrana uğrayacaktır, pişman olacaktır. Dolayısıyla bu emirleri tutanlar ebedi saadete, huzura, nihayet cenneti firdevs alaya, orada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna efendim kavuşacaktır. Rabbim cümlemizi cennet-i alasıyla, firdevsiyle ve Habib-i Zişanının sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğuyla şereflendirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere efendim şefaatini nail eylesin ve Rabbimiz inşallah Habib-i Zişan'ı Mahmud-i İhsan eylesin. Bizi Livail Ham sancağı cümlemizin geçmişen ruhları için haseten Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın mübarek şerif ruhu Allah rızası için El Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.